Tonguç Ana Haber Bülteni'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir bayram geçirdik. Harçlıklarımızı topladık. Şimdi haber başlıklarında neler var onlara bakacağız. Özel yetenek başvuruları başladı. Yaptığı karikatürlerle dünya çapında başarı kazanan Zeynep. Bilek güreşinde bileği bükülmeyen Tuğba. Marmaris'te köpek kulübeleri yapan duyarlı öğrenciler. Kendi kendine çalan hayalet bateri ve sosyal medyanın en popüler videolarını izleyeceğiz. Ayrıca YouTuber Nisanur Neşeli ve yetenekli köpek Mitril birazdan Tonguç Ana Haber Bülteni'nde. Özel yetenekle öğrenci alan okul başvuruları bugün itibariyle başladı. Özel yetenekli öğrenci alan liseler için başvurular 10 Haziran'da başladı. Öğrenciler güzel sanatlar, musiki, görsel sanatlar ve spor gibi birçok program uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine girmek için 28 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri e-okul sistemi üzerinden alınırken, öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavları 2-6 Temmuz tarihleri arasında oluşturulan komisyon değerlendirmesiyle yapılacak. Arkadaşlar bu hafta yanımızda YouTuber arkadaşımız Nisanur Neşeli var. Nisanur hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de 3 Haziran'da önemli bir sınavdan çıktın, LGS'den çıktın. Evet. Nasıl geçti sınavın? Sınavım güzel geçti matematik haricinde. Matematikte birazcık zorlandım. Onun haricinde İngilizce güzel geçti. Zaten sevdiğim, iyi olduğum bir ders. Sözel alan güzeldi açıkçası. Matematikte biraz zorlandım. Stres yaptın mı peki? Evet, tabii ki de çok stres yaptım çünkü ilk defa öyle bir hani sınava giriyorum. Öyle bir sınav ortamına ilk defa girdiğim için, bilmediğim için de çok stres yaptım. Ama işte ilk oturumda alışmaya başladım. Ondan sonra stresim geçti. Peki şimdi sınav bitti. Lisede ne hedefliyorsun Nisanur? Lisede şöyle, ben aynı zamanda Güzel Sanatlar Lisesi'ne de hazırlanıyorum. Hem müzik bölümü istiyorum hem de tiyatro bölümü. Zaten müzik bölümü içinde dersler almaya başladım. İşte ses dersleri, zaten keman da çalıyorum. Şan dersi alıyorum, kulak dersleri. Çok güzel. Aynı zamanda tiyatro da istiyorum. Çünkü tiyatro da sevdiğim bir dal. Böyle yani Güzel Sanatlar da düşünüyorum. O zaman ikisinden biri diyelim, müzik ya da tiyatrodan birini aynen okuyacaksın. Aynen öyle, evet. Şimdi seni tanımayan arkadaşlar için YouTube'da ne tür içerikler çekiyorsun? Biraz bahset. Şöyle, ben YouTube'da vloglar çekiyorum. Yani gün içinde yaptığım şeyleri, işte özel, önemli günleri, çekimlere geldiğim günleri ve de rutinleri çekiyorum. Çok güzel. Peki arkadaşlarımız şunu merak ediyorlar. Yani YouTuber'lar hangi uygulamalarla kurgu yapıyorlar? Sen mesela hangisini kullanıyorsun? Ben yani editler aslında hepsini ben yapmıyorum. Bazılarını ablam yapıyor, bazılarına ben. Ama benim kullandığım iMovie uygulaması var. Ondan yapıyorum. Peki ekipman olarak ne kullanıyorsun? Ekipman olarak şöyle, hani zaten kanalım içeriği de ol, işte vlog falan çektiğim zamanlar cep telefonumla, yani telefonumla çekiyorum. Özel bir kameran yok değil mi onlara? Aynen, ama mesela hani böyle oturarak bir şey tanıttığım, masa başı videoları yani kamerayla çekiyorum. Peki çok teşekkür ederiz sana geldiğin için. Rica İnşallah ederim. Lisede de seni konuk ederiz. Evet inşallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Nisanur'la çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi Tonguç Ana Haber bültenine kaldığı yerden devam ediyoruz. Şimdi 6. sınıf öğrencisi Zeynep'i ekranlara getireceğiz. Zeynep kendisini karikatürle o kadar iyi ifade ediyor ki bu alanda bir dünya birinciliğine sahip. Sinop'ta Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrenim gören Zeynep Nazlı Kösebey, Lizbon'da düzenlenen Çevre ve Sürdürülebilirlik konulu uluslararası karikatür yarışmasında 10-12 yaş kategorisinde dünya birinciliği kazandı. 6. sınıf öğrenci Zeynep, karikatür olan ilgisini ve sevgisini şu sözlerle anlattı. Düşüncelerimi daha iyi aktarabiliyorum artık böyle karikatüre. Karikatürle tanışmadan önce böyle duygularımı hiç anlatamazdım. Şimdi böyle o kadar şey oldum ki böyle her yere alışkanım, yapabiliyorum yani. Geçtiğimiz aylarda İtalya'da düzenlenen Barış ve Hoşgörü konulu karikatür yarışmasında da dünya birinciliğine ulaşan Zeynep, başarılarıyla hem okulunun hem de Sinop'un gururu oldu. Tebrik ederiz Zeynep. Eskişehir'e gidiyoruz. 15 yaşındaki Tuğba evde babasıyla bilek güreşi yapa yapa kendini o kadar geliştiriyor ki bu anlamda uluslararası başarılar elde etmeye başlıyor. Lise öğrencisi Tuğba Yıldırım'ın Eskişehir Esentepe'de başlayan hikayesi Avrupa şampiyonluğuna kadar uzanıyor. İlk olarak arkadaşlar arasında keşfedilen Tuğba, evin mutfağında babasıyla yaptığı bilek güreşi maçlarıyla kendisini geliştirdi. İlerleyen süreçte milli takım düzeyine kadar yükselen sporcu, Yunanistan'da çıktığı Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda birinciliği elde etti. Yani önceden hani erkekler yapıyordu falan ama erkeklere genellikle kabul edilen bir şey ama bayanların da yapabileceği bir spor kesinlikle. Yani hani bazı aileler karşı çıkıyorlar, işte kızdan bilek güreşçisi olmaz, hani kız bilek güreşi yapamaz gibi şeyler geliyor. Yani öyle demesinler, görüyorlar hani kaç kişinin Türkiye'yi ne kadar iyi temsil edebildiklerini.
Yani o yüzden öyle dememeleri gerekiyor. Tuğba'nın başarısındaki en büyük rol kızlarından desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ailesine ait. Şimdi ekranlara Marmaris'te öğrencilerin yaptığı köpek kulübelerini getireceğiz ve sonrasında çok ilginç bir konuğum bizlerle beraber olacak. Marmaris Sıtkı Zaralı Ortaokul öğrencileri 2 ay süren bir çalışmayla 30 köpek kulübesini Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. Öğrenciler köpeklerin güneşten ve yağmurdan korumasını sağlayacak yuvaları parkta arkadaşlarıyla ya da evde aileleriyle birlikte yaptı. Buradaki köpeklerin daha rahat uyuyabilmeleri için burada da iyi şekilde bakılıyorlar ama biz daha rahat yaşamaları için onlara bir küçük yağmurdan korunabilmeleri için ev yaptık. Onları düşündük. Okulca bir setup öğretmenimiz düzenledi bu projeyi. Yani bence çok yararlı oldu. Tahtalardan yani bu kullanabildiğimiz her şeyden yaptık. Öğrencilerin bu duyarlı projesi tüm hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı. Evet, haberimizi izledik. Şimdi yanımızda köpek eğitmeni Ersan Akbaş var. Ersan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ne kadar süredir eğitmenlik yapıyorsunuz? Toplam yani 2004 senesinden beri profesyonel olarak eğitmenlik yapıyorum. Onun dışında daha önce de tabii köpeklerim olmuştu ama amatör olarak kendimi bildim bileli. Bu arada Mitril'le tanıştıralım arkadaşları. Mitril sanırım dizilerde de oynuyor. Hatta filmlerde de oynuyor. Hem sinema filmlerinde hem dizilerde oldukça popüler kendisi. Şunu sormak istiyorum. Arkadaşlar köpekleri çok seviyorlar, sahiplenmek istiyorlar. Onlara ne önerirsiniz bu konuda? Öncelikle aile mutlaka bu konuda hemfikir olmalı. Onların itirazına rağmen köpek alınmaz. Çünkü köpek ailede, ailenin bir üyesi olarak eve gelecek. Veya kedi. Hepsi için geçerli. Mutlaka onlar ikna olmalı. Çok istiyor olmalı. Yani çocuğuma köpek alıyorum diye değil, biz köpek istiyoruz, çocuğum da onunla büyüsün diye istiyoruz demeli. Onun da hakları var, ihtiyaçları var. Karşılayacak olan çocuk değil ama. Hı hı. Mitril'in eğitimi ne kadar sürdü? Mitril bebekliğinden beri zaten aktör köpek olarak bana yoldaş olsun diye aldığım için, yani bu işi yaparken bir köpekle çalışmak istediğim için planım da buydu. Ve sağ olsun kendisi de çok istekli çıktı bu konuda. Ve beraber 4 senedir eğitim çalışıyoruz. Ama daha 4 aylıkken ilk proje geldi bize. Yani aslında aldığımda 1,5 aylık olsa 2,5 ayda sete çıkacak hale gelmiş eğitim açısından. Mitril dizilerde, sinema filmlerinde rol alıyor. Peki son zamanlarda projeleri var mı? Kendisi dediğim gibi oldukça popüler bu konuda. Şu ana kadar 6 tane sinema filmi oldu ve en son hatta Cem Yılmaz'la beraber oynadığı bir film var. Orada ana kasta bayağı sürekli rolünün olduğu bir işte ve bazı işte teknik olaylardan dolayı Eylül'e sarktı onun gösterime girmesi. Eylül ayında inşallah izleyeceğiz. Eylül ayında izleyeceğiz Mitril'i. Şimdi sizden Mitril'le böyle küçük bir şov istesek olur mu? Yapabilir miyiz Mitril? İster misin? Bakalım. Hadi bakalım. Mitril, tasmanı verir misin bana? Teşekkür ederim. Çıkartalım. Mitril benim söylediğim hiçbir şeyi yapmaz değil mi? Muhtemelen bakmaz bile. Tamam. Mitril otur. Aferin kızıma. Mitril utan. Utan. Aferin kızım. Kaldır ellerini. Ellerini havaya. Aferin kızıma. Öp babayı. Oh. Otur. Çak. Mitril çak. Teşekkür ederim. Mitril sessiz ol. Sessiz. Çok yaşa. Sessiz. Aferin. Mitril, hırla. Hırla. Mitril, 3 kere avla. Aferin kızıma. 4 kere avla. Aferin kızıma. Mitril, dön. Otur. Varsa aklınızda bir şey. Daha ne yapabilir bilmiyorum yani. Çokça komut biliyor. O yüzden ben de biraz alanımız da sınırlı. Aslında çok daha fazla şey yapabilirdi belki ama çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür geldiğiniz ederim. İçin. Eyvallah. Çok arkadaşlarımıza da köpekler hakkında güzel bir bilgilendirme oldu. Umarım. Umarım. Tonguç Haber Bülteni'ne sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Şimdi de lise öğrencilerinin tasarladığı ilginç ve güzel bir projeyi ekranlara getireceğiz. Hayalet Bateri.
Denizli'de açılan bilim sergisinde liseli öğrenciler yaptıkları projeleri tanıttı. Etkinlikte en çok dikkat çeken proje dışarıdan verilen komutla çalışan hayalet bateri oldu. Öğrenciler bateriyi valve ve kodlama sistemi kullanarak istedikleri şarkıları başında bir insan varmış gibi çaldırabiliyor. PLC sisteminde kontrol ediyoruz. Pneumatik sistemler kullandık. Programladığımız programlara göre otomatik olarak parçalar çalıyor. Gördüğünüz gibi o şekilde. Ayrıca bilim sergisini ziyaret edenler el yapımı gemi, dokuma tezgahı ve birçok robotik buluşu da bir arada görme fırsatı buldu. Şimdi sosyal medyada izlemekten en çok keyif aldığınız videolar var. Tonguç Ana Haber Bülteni'nde bu haftanın da sonuna geldik. Bir dahaki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.